Minnoş ve arkadaşlarının maceraları. Bir zamanlar, büyülü bir ormanda, sevimli hayvanlar bir arada mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşarlardı. Bu orman, renkli orman olarak adlandırılırdı. Çünkü her bir ağaç, çiçek ve bitki farklı renklere sahipti. Kuşlar melodik şarkılarıyla ağaçların dallarında dans ederken, tavşanlar hızlıca koşup zıplayarak neşe dolu anlar yaşıyorlardı. Renkli ormanın en sevilen sakinlerinden biri, iri kulakları ve pembe burnuyla Minnoş adında tatlı bir tavşandı. Minnoş, diğer tavşanların en hızlısıydı ve herkes onunla arkadaş olmak istiyordu. Fakat Minnoş, her zaman yarışları kazanmaktan çok, diğer hayvanlarla vakit geçirmeyi seviyordu. Onun en yakın arkadaşları, kurnaz tilki leopar ve şirin sincap fındıktı. Bir gün renkli ormana, ormanda yaşayanların hiç görmediği, tüyleri tüm renklerde parlayan küçük bir yaratık gelmişti. Hayvanlar bu küçük yaratığın ne olduğunu merak ediyorlardı. Minnoş ve arkadaşları, yaratığı bulmak için bir araya geldiler ve ona renkli adını verdiler, çünkü tüyleri renklerle doluydu. Renkli, ormanda yaşayan tüm hayvanlar için bir gizemdi. Hiç kimse onun nereden geldiğini ya da ne tür bir yaratık olduğunu bilmiyordu. Ancak Minnoş ve arkadaşları, Renkli'yi kucaklayarak onunla dost oldular. Renkli, sevimli kahkahaları ve neşeli enerjisiyle hızla renkli ormanın en sevilen yaratığı haline geldi. Bir gün, Minnoş ve arkadaşları, ormanın diğer ucunda büyük bir sorun olduğunu duydu. Çevrelerindeki ormanları, kara bulutlar sarmış ve yağmur yağmaya başlamıştı. Bu durum renkli ormanı tehdit ediyordu çünkü ormanın güzelliği ve renkleri, yağmurla birlikte solduruluyordu. Minnoş ve arkadaşları, bu durumu düzeltmek için hemen bir toplantı düzenlediler. Toplantıda her hayvan, renkli ormanın güzelliğini korumak ve yağmurları durdurmak için fikirlerini paylaştı. Fakat hiçbiri, yağmurları durduracak sihirli bir güce sahip değildi. Nihayet, Fındık, eski ve bilge tavşan dedesi Tonton'u hatırladı. Tonton, hayvanların yaşadığı en eski ağacın tepesinde yaşıyordu ve ona danışmak her zaman iyi bir fikirdi. Minnoş ve arkadaşları, Tonton'un yanına doğru yola çıktılar. Yolda, renkli ağaçların arasından geçerek Renkli ile eğlenceli oyunlar oynadılar. Renkli, hayvanların morallerini yüksek tuttuğu için herkesin sevgilisi olmuştu. Nihayet, Tonton'un yaşadığı eski ağacın tepesine ulaştılar. Tonton, Minnoş'un dedesi olmasa da, her hayvanın dedesi gibiydi ve her zaman yardımseverdi. Minnoş ve arkadaşları, ona büyük bir endişeyle ormanın başına gelenleri anlattılar. Tonton, kocaman gözlükleriyle hayvanlara baktıktan sonra derin bir düşünceye daldı. Tonton, kulakları dikkatle dinledi ve sonra şöyle dedi, "Sevgili çocuklar, renkli ormanın bu zor zamanında yapabileceğimiz en iyi şey, birlikte çalışmaktır. Her birimizin özel bir yeteneği var ve birbirimize güç verebiliriz." Minnoş, Leopar, Fındık ve Renkli, Tonton'un sözlerini büyük bir dikkatle dinlediler. "Peki, Tonton," dedi Minnoş, "birlikte nasıl çalışabiliriz?" "Tonton, öncelikle Renkli'nin neşesini kullanarak tüm hayvanları motive etmemiz gerekiyor. Renkli, renkli ormanın kalbidir ve onun enerjisi hepimizi güçlendirebilir," dedi. Sonra Leopar, "Sen ormanın kenarındaki nehirleri kontrol etmeli ve gerekirse yağmurların su seviyesini düşürmelisin. Fındık, sen de ormanın içindeki tüm bitkileri büyütmeli ve güçlü hale getirmelisin." Renkli, gözleri parlayarak, "Emin olun, ben herkesi neşeyle dolduracağım," dedi. Leopar, cesurca başını sallayarak, "Suları kontrol edeceğim, yağmurlara meydan okuyacağım," diye cevap verdi. Fındık ise kocaman gözlerini açarak, "Bitkileri güçlendireceğim, renkli orman daha güzel olacak," dedi. Hayvanlar, kararlılıkla işe koyuldular. Renkli, çalıların arasında dolaşarak her hayvanın kalbine neşe tohumları ekmişti. Kuşlar melodik şarkılarını daha gür bir şekilde söylemeye başlamış, tavşanlar oyun oynayarak birbirlerini güldürmüş ve ormandaki tüm hayvanlar Renkli'nin neşesiyle dolup taşmıştı. Leopar, nehirlerin başına giderek büyük bir iradeyle yağmurların su seviyesini kontrol etmeye başladı. Eğer su seviyesi çok yükselirse, yağmurların toprağa boğmasından korkuyordu. Ama Leopar'ın cesareti ve becerisi, nehirlerin sakin bir şekilde akmasını sağlamıştı.
Yağmurların getirdiği su, nehirlerin yatağında yavaşça akan bir şelaleye dönüşmüştü. Fındık da boş durmuyordu. Ormanda her köşeye tohumlar saçıyor, bitkileri suluyor ve onların daha güçlü olmalarını sağlıyordu. Renkli ormandaki ağaçlar daha yeşil ve çiçekler daha canlıydı. Fındığın çabalarıyla orman, rengarenk bir tabloya dönüşüyordu. Günler geçtikçe hayvanların işbirliği ve çabalarıyla renkli orman daha da güzelleşiyordu. Yağmurlar hala devam ediyordu, ancak artık onlar korkutucu değillerdi. Hayvanlar, yağmurları kabullenmiş ve onları nasıl kullanacaklarını öğrenmişlerdi. Bir gün, minnoş, leopar, fındık ve renkli ormanın ortasında bir araya gelerek bir teşekkür partisi düzenlemeye karar verdiler. Hayvanlar bir araya gelmiş, müzik ve dans eşliğinde neşe içinde eğleniyorlardı. Ormandaki tüm hayvanlar, minnoş ve arkadaşlarına minnettarlıkla bakıyorlardı. Parti sırasında gökyüzünde beliren büyük bir gökkuşağı dikkat çekti. Renkli, kocaman gözleriyle gökkuşağını seyrediyordu. "Bakın, renkli ormanın güzellikleri şimdi gökkuşağının renkleriyle tamamlanıyor," dedi. Leopar, fındık ve diğer hayvanlar da gökkuşağını seyrederek mutluluk içinde gülümsüyorlardı. Onlar birlikte çalışarak renkli ormanı korumuş ve güzelleştirmişlerdi. Yağmurlar artık bir tehdit olmaktan çıkmış, onlar için bir hediye haline gelmişti. Renkli ormanın neşesi ve güzelliği çevrelerindeki diğer ormanlara da yayılmıştı. Diğer hayvanlar, renkli ormandaki işbirliği ve dayanışmayı örnek alarak kendi ormanlarında da birlikte çalışmaya başlamışlardı. Minnoş, leopar, fındık ve renkli ormandaki maceralarının ardından en iyi dostlar oldular. Birlikte çalışmanın gücünü keşfetmişlerdi ve renkli ormanın en güzel masalı böylece başlamıştı. Masal burada sona eriyor, ancak minnoş, leopar, fındık ve renkli'nin renkli ormandaki maceraları ve dostlukları sonsuza dek devam edecekti.